Arkadaşlar merhaba. Daha önce bir videoda bahsetmiştim. Bu zorlu parklar diye bir tane mod var. Bugün bu modun etkilediği şirketlerden birinden yük alacağız ve teslim etme noktasına da teslim edeceğiz. Bu zorlu parkların işi nasıl zorlaştırdığını görmeniz açısından belki bu tür şeylerden hoşlanan arkadaşlar mod alıp kullanmak isteyebilirler. Ben tek düzelikten sıkıldığım için bu tür modlar benim çok hoşuma gidiyor. Seviyorum yani. Bir de oyunda sadece kamyon sürmek değil, yani bir tırcının işi sadece kamyon sürmek değil, aynı zamanda çeşitli zorlukların da üstesinden gelebilmeli. O yüzden bu tür modlar çok işime yarıyor benim. Şimdi bir yükümüzü bakalım nereden alacağız. Bu Frankfurt'tayız şu anda. Hangi şirketten alacağımıza bakalım de kısa bir mesafe olsun ki. Evet, şu yükü aldık. Bakalım gidelim, teslim noktasında bizi nasıl bir sürpriz bekliyor. Bugün bir video daha ekliyorum. Diyarbakır haritası. Bu bağımsız bir harita. Videoda nasıl yükleyebileceğinizi göreceksiniz. Oldukça güzel hazırlanmış bir harita. Yani en azından bir incelersiniz. Çok büyük değil ama oldukça güzel. Mesafeler kısa değil. Yani böyle çarçabuk bitecek bir harita değil. Bir de hepsinden önemlisi Türkiye haritası. 15 tane yerleşim birimi var bu haritada. İşte Şanlıurfa, Diyarbakır, Nizip vesaire gibi. Sizi epeyce meşgul edebilecek bir harita. Denemenizi tavsiye ederim. Hem yazar arkadaşlara motivasyon olur kullanmanız, indirmeniz. Hem de kendi ülkemizin topraklarında kamyon sürmek için bir fırsat olur bu. Evet arkadaşlar, şirkete geldik. Bakalım ne var. Bu modda gördüğünüz gibi ortalık yere bir sürü şeyler geliyor. Bu sebeple kamyonu kolayca yanaştırma imkanı olmuyor. Biraz manevra yapmak gerekiyor. Ve tabii nasıl manevra yapacağınızı da yükü aldığınız zaman seçmeniz gerekiyor. Ama her zaman böyle yükü alacağınız noktada görünmüyor. Bazen birkaç manevra yapmak gerekiyor. Sizin tahmin ettiğiniz yerde olmuyor çünkü. Önünde bir takım şeyler görmenize engel oluyor. Mesela treyler, dorseler oluyor, kamyonlar oluyor. Bu sefer şansımıza gene yük nereden yükleyeceğimiz belli. Ona göre yanaşabiliriz. Dediğim gibi bu tür yerlere yaklaşırken doğru yönü seçmek lazım. Kamyonu dorseyi sağa sola takmadan yanaşabilmek için daha önce de bir videoda bahsetmiştim bundan. Böyle geri geri gideceğiniz zaman manevrayı sol camdan izleyebileceğiniz şekilde yaklaşırsanız daha kolay manevra yaparsınız. En azından kamyona yanaştırırken yanaşacağınız noktayı görme şansınız olur böylece. Daha rahat manevra yaparsınız. Evet, kamyona yanaştırdık. Yükümüzü de alalım.
Ne taraftan gideceğimize bakıyorum da, yine geldiğimiz yerden çıkarsak en doğrusu olacak. Trailer dönerken bir köşesi dışarıda kalıyor. Yaklaşırken yük alacağınız ya da indireceğiniz yerlere ya da bir köşeyi dönerken bu çıkıntıya dikkat edin. Çünkü takabilirsiniz o kısmı. Kamyondan dışarıda kaldığı için. Şimdi ben videoyu bu noktada kesip sonra yükü boşaltacağımız noktaya yaklaşınca tekrar başlatacağım. Daha doğrusu uzun olmasını istemiyorum videonun. Videoyu ne kadar uzun yaparsak o kadar zaman alıyor yüklenmesi. Arkadaşlar, yükü boşaltacağımız şehre geldik. Bakalım burada nasıl bir sürpriz var, ona bakalım. Dediğim gibi videoların yüklenmesi uzun sürdüğü için aradaki yolu boşu boşuna yüklemeyeyim dedim. Yarım saatlik videonun yüklenmesi bende 6-7 saati geçiyor. Bazen daha da uzun sürüyor. Upload hızı çok düşük. Çok sinir bozucu bir şey bu da. Evet arkadaşlar. Yaklaştık. Bu standart harita. Avrupa'nın standart haritası yani. Burada gerçek şirketler modu olarak iki tane mod kullanıyorum ben. Onların da linkini veririm. Gerçi Steam'den yüklemeniz gerekecek. Çünkü Steam'de bu modlar. Evet, bakalım buradaki sürpriz neymiş. Yükü boşaltacağımız yer görünmüyor. Biraz ileri gideceğiz. Bazen yük alacağımız yerler de böyle oluyor. Önüne gelen bazı şeyler yüzünden görünmüyor. Evet, sanki kolay gibi. Bakalım. Da ucu nerede bunun? Dorse var bunun ya. Birkaç manevra yapmak gerekebilir buna. Fazla içeri girdik.
Tam silmeye yanaşmak gerekecek bu tarafa. Biçimsiz oldu bu. Evet, küçük bir manevra daha yaptık mı tamam olacak herhalde. Evet arkadaşlar, böyle duracağız şimdi. Yükümüzü de teslim ettik. Gördüğünüz gibi çok zor olmasa da en azından biraz zaman kaybettiriyor yükleri boşaltırken. Bu da oldukça iyi. Çünkü böyle hep aynı noktalara, kolayca yanaşılabilecek noktalara yük boşaltmak oldukça sıkıcı. Bu biraz sizin de oyun hayatınıza renk katar diye düşünüyorum. Modun bağlantısını paylaşacağım aşağıda. Videonun açıklamasında. Oradan indirip kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, modumuz bu. Modu harita modlarının üstüne, varsa gerçek şirketler modu kullanıyorsanız onların üstüne ekleyin. Sorun çıkmadan kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça kullanışlı ve güzel bir mod. Size iyi eğlenceler diliyorum. Umarım beğenirsiniz bu modu.